Konuğum Orhan Ayhan, efsanevi spor yorumcusu, canlı yayınların ama özellikle boks maçlarının unutulmaz sesi kırmadı. Kendisi kalktı, stüdyomuza geldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Mete Çubukçu. Efendim hoş geldiniz, zahmet ettiniz, gerçekten şeref verdiniz. Çok çok teşekkürler sevgili Mete. Önce bir itirazım var. Kırmadı, geldi diyorsunuz. Kırmak diye bir şey yok. Yayıncılıkta bu görevdir. Birisi bizi davet ettiği zaman biz mutlu oluruz. Geliriz, görevimizi yaparız ve gideriz. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hepimiz yayıncıyız. Hepimiz karşı karşıya birlikteyiz. Bakın yıllardan beri Mete Çubukçu'yu ben programlarından tanırım, bilirim. Aradan kim bilir ne kadar geçti. İlk defa karşı karşıyayız. Evet. Ama beraber olduk yani. Çok çok teşekkür ederim. 1938 doğum. Yanlışsa lütfen düzeltin. Farklı bilgiler oluyor. Doğru. İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi. Evet. Bunlar eğitim yılları. Biraz o yıllara gidelim. Sizin özellikle, tabii ki biz sizi spor camiasından biliyoruz. O dünyaya girmeniz, hemen spiker mi oldunuz? Hep öyle söylenir ama bildiğim kadarıyla daha öncesi de var. Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi ben 19 yaşındayken spor yazarlığına başladım. Spor yazarlığı da değil, spor muhabirliğine başladım. O zaman öyle yazarlık falan zordur. Hele yorumculuk çok zordur. Önce kalemine bakarlar, yaptığın yazılara bakarlar falan. Çok ağır işlerdir yani. Sıradan değildir. Sıradan değildir. Kimseye de böyle tenkitte bulunmak istemiyorum ama biraz da bizim o devrimiz fazla böyle kitabiydi yani. Evet. Şimdi benim sporla ilişkim aslında enteresan, babamla ilgili. Rahmetli babam Vefa Kulübü'nün yöneticisiydi. Sonra da başkanı oldu. Vefa Kulübü, Vefa Lisesi'nden Neşet, yani Vefa Lisesi'nden olma, olma diyelim. Bu Neşet kelimesini yeniler pek bilmezler. Vefa'nın, okulun kurduğu, Saim Turgut Aktansel, müdür muavininin kurduğu bir kulüp. Zamanın önemli kulüplerinden. Dört büyük. Evet. 1908'de kuruldu. Şimdi 1903 Beşiktaş, 1905 Galatasaray, 1907 Fenerbahçe, 1908 Vefa. Vefa. Ve bu dört kulüp, dört büyükler olarak anıldı o zamanlar. Vefa devamlı o üç büyük dediğimiz kulüplerin en büyük sıkıntısıydı. Sorun çıkarıyordu onları. Müthiş ve devamlı yukarılarda İstanbul Ligi'nde milli takıma da mutlaka iki oyuncu verirdi. Hı hı. Fenerbahçe'de ne kadar Vefa'da önemli adam varsa onlar hepsini transfer ederdi. Yani sizin sporla bağlantınız biraz burada, kulüp, babanızın kulüp başkanı olması burada. Orada, evet. Evet, bir de her genç gibi biz de topçuyduk, top oynardık. Aksaray'da Yenikapı dediğimiz yer, tren istasyonu. Oranın adı Kırmızı Toprak'tı o zamanlar, çok eskiden. Benim yani 13-14 yaşındayken. O semtin adı Kırmızı Toprak'tı. Millet tramvaydan indikten sonra, Ortaköy Aksaray tramvayından indikten sonra yürüyerek sahile doğru gider. Sahilde de trene binip Bakırköy, Florya, neyse oralara doğru giderdi. Şimdi o Kırmızı Toprak dediğimiz yer 6-7 metre genişliğinde, evet, upuzun bir yer ve sağında solunda çok güzel akasya ağaçları. Orada langanın semti, yani büyük langa ve küçük langanın birleştiği yerdir. Orada hepimiz top oynardık. Boş bir alandı. Mesela kimlerle top oynardık? Şimdi arasına gidip bakıyor musunuz orada neler var diye? Hep asfalt oldu işte. Evet. Orası asfalt oldu. Mesela Erdoğan Demirören, rahmetli. Orada hemen köşede sağ tarafta bir pastane vardır. Pastanenin sağındaki ikinci veya üçüncü ev onun babasınındır. Evet. O orada. Vefalı meşhur milli futbolcu Hilmi Kiremitçi orada. İstanbulsporlu kaleci ve santrfor İbrahim orada. Orada. Affan Beykozlu orada. Biz bunların arasında, bunlar cambazdı orada ufacık yerde. Biz de daha küçükleri olarak daha aşağılarda oynardık. İnanır mısın sevgili Mete? Millet tren kaçırırdı. O zamanlar bir tren de 1,5-2 saatte bir çurçuk dediğimiz. Evet. Peki. Kömürlü tren. Orada başladım ben orada topa. Orada başladı, topa başladınız, futbola. Sonra
spor muhabirliği den spor sizi, spikerliğine. Evet, spikerliği. O spikerlik nasıl, bir ara var herhalde değil mi o arada? Şimdi ara şöyle bakın. Parçaları tam birleştirmek lazım. Ben biraz buyurun. Böyle birdenbire dağılıyorum. Eski anılar hemen programı bitiriverir. Hiç merak etmeyin. O bakımdan kısaca. Babam beni devamlı küçükken maçlara götürdü. Evet. 9 yaşındayken bir gün beni bir müsabakaya götürdü. Dolmabahçe'ye gittik. Yeni stadyum açılıyor dedi. Ve orada Beşiktaş AYK maçı var. Dolmabahçe dediğimiz bugün Vodafone Park. Evet. Diye. Biz ona Mithatpaşa deriz. İnönü deriz. İnönü. Ben en güzeli, o kadar çok isimleri değişti ki. Dolmabahçe'yle evet, devam ettim. Dolmabahçe'yle. Orada o müsabakayı seyrettim ben. Daha önce de Şeref Stadı'na götürürdü. Vefa'da bulunurduk. Yani ben devamlı futbolun içindeydim. Ve futbol oynarken bu güzellikleri yaşarken aynı zamanda 19 yaşında 1957 yılında Florya'dayız. Florya'da yazlık maçlar yapıyoruz. Bir arkadaş geldi. Sen ne iş yapıyorsun dedim. Bizim takıma geliyor. Pazar oynuyor ve gidiyor. Ben dedi spor muhabiriyim dedi. Aynı zamanda fotoğraf çekiyorum dedi. Aa dedim, ne kadar güzel meslek dedim. İyi dedi. Gitti. Aradan bir hafta geçti. Yine bu kardeşimiz geldi. Sana dedi ben bir iş buldum dedi. Yapma dedim. Pazartesi dedi son postada seni bekliyorlar. Evet. 1957. Son posta Çetin Emeç'in babası Selim Ragıp Emeç'in gazetesi. Tarih. Tarih. Evet. Ve ben orada spor muhabirliğine başladım. 57-59 arası orada spor muhabirliği yaptım. 59'da Tercüman gazetesine Necati Karakaya rica etti. Oraya girdim. Ondan önce de rahmetli Sulhi Garan Türk Spor diye bir gazete çıkartıyordu. Aylıkta anlaşamadık onunla. Tercümana girdim. Evet. 59'dan itibaren tam 30 yıl tercüman sürdü. Sonra Güneş'e önemli bir yönetim görevlisi olarak atandım. Yani benim gazetecilik hayatım böyledir. Spor spikerliğine gelince bir gün röportaj yazıyorum. Bir milli maç röportajı. Oktay Verel isimli, Oktay Göral isimli bir arkadaşım dedi ki Halil Kıvanç BBC'ye gidiyormuş. Spor spikerliği imtihanı için radyoda şeyler başlamış, isimler alınmaya başlamış, seni de yazdırıyorum. Eskiden böyle eski topçulara mikrofon verilirdi. Evet. Türkiye radyoları olarak bir müdür diyelim Moskova'ya gidildi. Moskova'da Fenerbahçe maç yapıyor. Hı. Orada mesela Arap Samim dedikleri eski Samim var. Eski Fenerbahçe'nin ünlü topçusu der ki radyonun görevlisi ya Samim Bey gel şurada bir 20-30 dakika lakırdı et. Evet. Lafta budur lakırdı et. Ve Samim var gelir işte nasıl anlatıyor Fenerbahçe'nin bütün topçularını biliyor ama ötekileri tanımıyor. 7-8'e 8-9'a 9-10'a verdi. Evet. Ve Naci Seriz isimli Amerika'dan bu işlerin büyük ustası 6-7 lisan bilen bir kişiyi program müdürlüğüne getiriyorlar. O da diyor ki böyle saçmalık olmaz diyor. Burada bir spor servisi kurulur diyor. Bir spor onun dışında diyor bir haber servisi kurulur diyor. Evet. İstanbul Radyosu o zaman bu işin en önemli yeri. En önemli yeri. Kuruluş da zaten orada başlamış evet. Durumda. Ve böylece bir imtihan açılıyor. 65 kişi katılıyor. Halit abinin zoruyla ben o imtihana adımı, daha doğrusu o benim adımı yazıyor. Ve ben birinci oluyorum. İkinci, spor müdürüm Alp Sirek. Evet. Üçüncü, istihbarat şefim İhsan Biricik. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu devlerin yanında, yaşça da büyük, ben 24 yaşındayım da. Çok güzel. 24 yaşında bir adam imtihanı kazanıyor. İmtihanı kazanan insan açıklanırken Amerikalı bir spor spikeri gibi anons ediyor beni. O 6-7 lisan bilen rahmetli program müdürümüz Naci Serezli, Naci Serez ve 63'e girdiğimizde 62'nin son ayları 63'e girdiğimizde benim ilk maçım meydana geliyor. Maçta maç Galatasaray Milan kardeşim. Milan. Yani bir hafif bir maç olsa değil mi? Evet. Galatasaray Milan. Karlar içinde göz gözü görmüyor. Uçaklar kalkmamış. Hepimiz geldik. 15'er dakika arayla 4 spiker maçı anlatacağız. Sol tarafa bir baktım, Halit abi orada. Eyvah dedim, ürktüm ben şimdi. Gelsin anlatsın filan. Uzatmayalım.
İlk 15 dakikayı bir kardeşimiz anlattı. Son derece tonalite bir ses. Erdal Borat'a. Hürriyet Gazetesi'nde reklam sesini yapan, tiyatroculuğa aileden gelen bir çocuk. Fakat o kadar tonalite ki bas bariton gitmemiş demek ki. Evet. Telefon yağmış. Bu nedir diye. Ondan sonra ben imtihanın birincisi olmama rağmen Erdal'i Halit abi yetiştirmiş. Evet. Onun için ona ilk 15 dakikayı vermişler. Sonra ben anlatmaya başladım. Makine gibi gidiyorum işte. Bir baktım 15 dakika dolmak üzere. Benden sonra müdürüm Alçırek gelecek sıraya. Döndüm ona. Arkada radyodan elemanlar ittiler beni. Devam et diye. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika aklımda. Orada bakın daha o bacak kadar şeyle. 7. dakika doldu. Ben müdürün zamanını çalıyorum. Çektim Alçırek'i oturttum. Bir fırça bana arkadan. Sen kimsin kendi başına bu işi yapıyorsun bilmem ne. Neden verdin? Dedim efendim 15'er dakika konuşacağız bunu. Hayır dediler. Yukarıdan emri geldi. Sonuna kadar sen anlatacaksın. Eyvah dedim ben. Orada aslında yolunuz bir şekilde orada, çizildi. Şimdi biraz önce haber okudum. Tonlamamı beğenmişler dediniz. Vietnam dediniz. NTV'de pasaport programını yaparken Muhammed Ali'nin vefatı sonra sizle görüşmüştük. Evet. Şimdi Amerika dönüşü. Amerika dönüşü. Şunu anlatmak istiyorum. Aslında sizin bir yanıyla kariyerinizde çok önemli. Yani boks maçı ve Muhammed Ali'nin o yükseldiği tabii dönem, Vietnam savaşları tabii dönemi bizim çocukluğumuza geliyor. O hani biz Ankara İstanbul arası giderken otobüs dururdu, sabaha karşı bir mola yerinde maçı seyrederdik. Sonra otobüs kalkardı vesaire. Siz o zamanlar tabii birebir yaşadınız, bunları anlattınız. Biraz oraya şey yapalım. Şimdi sevgili, boks ve Muhammed Ali. Yani sevgili Mete, oraya da geleceğim de fakat mesleki olarak çok önemli buyurun bir konuyu anlatayım. Bizim Son Posta Spor sayfası bir sayfaydı. Hı hı. Rakip gazeteler, Milliyet bir sayfa, Hürriyet bir sayfa, bir de Yeni Sabah. O da bir sayfaydı. Hı hı. Bu bir sayfanın içinde ne kadar spor varsa bulurdun kardeşim. Her şey vardı. Evet. Şimdiki sadece futbol değildi yani. Yok, olur mu öyle şey? Wimbledon tenis, güreş, boks, masa tenisi, kürek. Yıllar kaç bu tahmini? Yıl 1957. 57. Beni ilk işime gönderdiler. Yeni Kapı'ya gittik. İstanbul Kürek Şampiyonası. Döndük. Ertesi gün bir baktım. Ben manşetteyim 8 sütun. O zaman 10-11 değil sütunlar. Evet. 8 sütun. Galatasaray İstanbul Kürek Şampiyonu. Altına da O.A. Şimdi haberimiz bile olmuyor zaman zaman. Nerede yani efendim? Nerede şimdi? Ya takımlar var mı onu da bilmiyorum. İşte Fener'in, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un güreş ve biraz basketbol. İş bitiyor. Kim? En önemli futbolcu. Sneijder Galatasaray'da mesela diyelim. Evet. Veya Gomis. Yarım sayfa Gomis. Evet. Fenerbahçe'de işte başkan ne dedi? Eski Aziz Yıldırım'dı. Şimdi Ali Koç. Hı-hı. Yarım sayfa Ali Koç'un kafası, suratı. Veya futbolcu. Bunlar spor sayfası zannediliyor. Bunlar yarım yamalak futbol sayfası. Spor da değil bunlar. Nerede spor? Şimdi geliyorum o bir sayfaya. O bir sayfa içinde ben her sporun muhabirliğini yapıyordum. Boksa da hasta olmuştum. Boksörler geliyorlar. Garbi Sakaryan falan o zamanlar hep beraberiz. Babama rica ettim. Ve babam bana vefa, o zaman da başkanlığa başlamıştı. Vefa Boks Şubesi'ni kurdurdu. 1963'te futbola anlatmaya başladıktan 4 ay sonra Nisan ayında boks maçları var. Bizim Garbi Sakarya'nın. Naci Bey beni çağırdı, Naci Seyres. Orhan Bey dedi, siz dedi boks maçı anlatabilir misiniz? Ben dedim boksa hastayım. Ama dedim deneyelim. Bir girdik kardeş. Radyoda boks maçı. Radyoda evet. Muhteşem. Bayıldılar. Oradan biz şöyle devam enteresan ettik. Yani onu canlandırmak, görüntü yok. Tabii. Ringde birebir futbol sonuçta hareketli yani isimlerle evet geçirebiliyorsunuz ama boksta çok enteresan. Boksta yani çok çok beğenildi. Çok beğenildi ve birdenbire zaman süratle aktı, 71'e geldi. Ne oldu? TRT kuruldu 64'te. Evet. Kurulduktan sonra televizyon başladı 67-68'de ve TRT 1971, 8 Mart 1971'de Amerika'dan ilk canlı boks yayını yapıyor. Muhammed Ali, Joe Frazier. Joe Frazier. Yeryüzünde, her yerde bunlar manşet.
Bana bir davet, doğru Ankara'ya geliyorsun. Ankara'da maçı anlatacağız. Stüdyoya girdik kardeşim. Saat 4 civarında. 4:29 geçe yayın başladı. Amerika'da çünkü saat farkı. Ama ben Ankara'dan anlatıyorum. Ankara'dan. Bu Muhammed Ali maçların hiçbirisine göndermediler beni. Birçok dünya şampiyonalarına gittik TRT'den. Boks dünya şampiyonaları, futbol şu bu. Fakat nedense bu Muhammed Ali'ye özel kanallarda da hiç gitmedim. Mesela bir başka özel kanalda Paris'e giderdim. Hı-hı. O zamanlar özel zamanında. O dışarıdan diye. Dışarıdan veriliyordu. Bütün maçları oradan verildi. Şimdi Muhammed Ali'ye 8 Mart da geldik. Muhammed Ali maçına gireceğiz. Ve birdenbire yanımda bir genç delikanlı. Böyle heyecan içinde. Kimsin kardeşim sen dedim. Ben dedi Sezai Aydın dedi. Ne yapacaksın sen? İlk anonsunu yapacağım dedi. Ve ilk anonsunu yaptı gitti. Hı. Sonra Rocky filmlerini seslendiren adam oldu. Meşhur tiyatrocu. Şimdi 15 roundluk maçı anlattık sevgili kardeşim. Çok güzel, çok başarılı bir maç fakat o kadar enteresan hayatta ilk defa görüyorum ben. Amerika'da hep resimlerde evet. Görmüşüz. Madison Square Garden'daki maçlar şunlar bunlar. Birdenbire baktım marş başladı. Milli marş. Milli marş olurmuş. O zaman orada öğrendim. Ben bu milli marşa İstiklal Marşı demişim. onlar İstiklal Marşı. Koskoca 15 roundluk yayında tek hatam bu. Ve başka gazetelerde hafifçe gırgır aldılar. En büyük tenkit de bizim tercümandaki köşe yazarlarında oldu. Çok güzel. Başta Ergun Göze rahmetli olmak üzere. Ondan sonra biz işte aldık Muhammed Ali maçlarını. TRT'de Mike Tyson'lar şunlar bunlar ne varsa hepsi yayınlandı. Sonra özel kanallarda devam etti. Özel kanallarda devam ettikten sonra 2016 yılında tam 46 yıl sonra Muhammed Ali ile vedalaştık diyelim yani. Evet. Bir gün pat diye rahmetli oluyor. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı arabasında giderken radyoda duyuyor bunu. Hemen yanında Muhsin Köse vardır. Uzun boylu onun özel koruması, aynı zamanda koruma müdürü. Hemen Orhan abi çağırın, Amerika'ya gidiyoruz diyor. Ve beni uçağa attıkları gibi gidiyoruz. 46 yıl önce maçını anlattığım adam, o Louisville'deki spora başladığı, boksa başladığı salonda cenazesi önümde duruyor. Evet.